Güney Afrika'ya gideceğiz. Neden? Çok ilginç bir hikaye. Hikayenin başlığını, hikayenin manşetini unutulan Osmanlı ailesi olarak koyabiliriz. Nasıl yani diyeceksiniz? Çok ilginç. 157 yıllık bir hikaye bu hikaye. Erzurumlu Ebu Bekir Efendi. O dönemler, yani işte yüzyıllar önce bu bölgede olan bir sıkıntı için, dini bir problem için daha doğrusu, Osmanlı Sultanı Erzurumlu Ebu Bekir Efendi'yi bu bölgeye gönderir. Der ki işte bu gitti bu meseleye bir el atıver, orada konuyu bir sulh selamete kavuştur. O da gelir görevi icabı. Gelir fakat işte muhtelif meselelerden dolayı sonra ülkesine bir türlü geri dönemez Türkiye'ye. Sonra aile büyür, genişler, arkamda gördüğünüz aile o ailenin sadece bir kısmı. Aile büyür, genişler. Onlar da zaman zaman merhum Menderes, merhum İsmet İnönü dönemlerinde gelmek isterler. Sınırlar kapanır, gelemezler. Çünkü hep bir toprak hasreti, hep bir Türkiye hasreti vardır kendilerinde. Fakat bir türlü yapmak istedikleri şey de baba topraklarına, dede topraklarına gelmek, şöyle bir kendilerine baba topraklarında Türk hissetmektir. Çok tek istedikleri şey de bu. Neyse 157 yıllık hikaye çok ilginç bir şekilde bugünlerde artık tamama erdi. Şöyle tamama erdi. Erzurumlu Ebu Bekir Efendi'nin çocukları, torunları, torunlarının torunları artık bundan sonra Türk vatandaşı. Peki bu hikaye nasıl bir hikaye? 157 yıl önce nasıl bir hikaye başladı? Ta bugünlere kadar nasıl geldi? Arkadaşlarımız Gülçin Ayça ile Mustafa Kemal Kiruk'un özel haberini de izleyelim. Onlar film gibi bir hikayenin kahramanları. Türk İslam alimi Ebu Bekir Efendi'nin torunları. Güney Afrika'daki Osmanlı torunları 157 yıl sonra Türk vatandaşı oldu. Büyük dedem Ebu Bekir Efendi zamanının Türk hükümdarı tarafından uzun yıllar önce Güney Afrika'ya gönderildi ve orada vefat etti. Biz Afrika'da doğduk büyüdük fakat Türkiye'yi hiç unutmadık. 1862 yılında İngiltere sömürgesi Güney Afrika'da Müslümanlar arasında çıkan dini ihtilaflar nedeniyle Kraliçe Victoria, Osmanlı Sultanı Abdülaziz'den yardım istedi. Osmanlı Sultanı da Erzurumlu İslam alimi Ebu Bekir Efendi'yi görevlendirdi. Görevi Erzurum'dan Güney Afrika'ya Ümit Burnu'na gitmek, dini çatışmaları önlemekti. Ebu Bekir Efendi, Güney Afrika'da İslam'ı yerel dille öğreterek bir ilke imza attı. Yaptıklarıyla Türkistan mührünü Güney Afrika'ya vurdu. Vefatından yani 1880 yılından 5-6 ay önce Sadrazam Ahmet Cevdet Paşa'ya bir mektup yazıyor. Zannedersem ki çok hastayım, herhalde tecelli ederse burada vefat edeceğim. Sizden ricam çocuklarıma bakın çünkü onlara bakacak kimse yoktur. Korkarım ki dinlerini değiştirirler bu ülkede yaşarsalar. Hüzünlü gerçekten. Bir vasiyetname mahiyetinde bir mektup yazıyor. Güney Afrika'da ölen Ebu Bekir Efendi'nin ailesi Türkiye'ye dönemedi. Ama torunlarının ülkesiyle bağları her şeye rağmen kopmadı. Üçüncü kuşak torunu Ahmet Kemal Ataullah'ın amcası Çanakkale'de savaştı. Babası Rüştü Bey ise Güney Afrika'nın ilk Müslüman pilotu oldu ve Türk saflarında düşmana karşı mücadele etti. 1960 yılında çekilen fotoğraf, vatanı özlemin kilometrelerce ötede ve yıllarca sürdüğünün kanıtıydı. Rüştü Bey, Mehmet Demirel'i misafir ediyor ve bir hatıra fotoğrafı çekiliyorlar. Fotoğrafın arkasında Mustafa Kemal Paşa'nın resmi var. Sene 1960 Güney Afrika. Gerçekten bu tarihi bir fotoğraftır. Güney Afrika'ya dağılan aile üyelerinin izini süren kişi, Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma Görevlisi ve aynı zamanda Güney Afrika'da Osmanlı İzleri kitabının yazarı Doktor Halim Gençoğlu oldu. Özellikle Cumhuriyet döneminde aile görüşmek istiyor İsmet İnönü ile ve hatta Demokrat Parti döneminde geliyorlar Adnan Menderes ile görüşmek istiyorlar. Bize sahip çıkın çünkü bu ülkede ırkçılık başladı ve biz Müslüman olduğumuz için ne yazık ki ikinci sınıf vatandaş olarak sınıflandırılıyoruz. Hatta bir tane otobüs alıp bütün aile toplanıp Güney Afrika'dan İstanbul'a dönmek istiyorlar. Fakat Müslüman olarak sınıflandırıldıkları için ülkeden çıkmalarına bile müsaade edilmiyor. Aile orada kaderine terk ediliyor. Yapılan girişimler sonucunda Osmanlı torunlarına yaklaşık 1,5 asır sonra vatandaşlık verildi. Ahmet Kemal Ataullah ve oğlu
aile adına Ankara'ya gitti. İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil'den Türk vatandaşlığı kimliği aldı. Osmanlı alimi Ebu Bekir Efendi çocuklarına Sadrazam Ahmet Cevdet Paşa'dan sahip çıkılmasını istedi. Vasiyeti 140 yıl sonra gerçekleşti. Ebu Bekir Efendi'nin torunları vatandaşlık aldıktan sonra Türkiye'yi ilk defa gezdi. Aileden gelen Osmanlı torunlarının 500'ü aştığı biliniyor. İlk kez Türk vatandaşlığı verilen baba oğul, geç gelen vatandaşlığın gururunu yaşıyor. Türkiye ve Atatürk sevgisini hep içimizde taşıdık. Türk kimliği bizim için vatandaşlıktan çok daha fazla şey ifade ediyor. Biz sadece Türklüğe değil, bu şekilde İslam'a da daha çok yaklaşmış olduk. Bundan sonra Güney Afrika-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi için çalışacağız.